İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan'ı kutladı. Noel'den 8 gün sonra Aderhov'un eserlerinin antolojisi yayınlandı. Artsak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yabancı meslektaşlarıyla olan bağları geliştiriyor. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu 1990 yılında Bakü'de gerçekleşen Ermenilere uygulanan soykırımı mahkum etti. Fransa'da sarı yeleklerin talepleri olarak adlandırılan ulusal tartışmalar başlatıldı. Maraş Ermenilerinin geleneksel nakışçılığı. Doğu Ermenistan Parlamentosu Nikol Paşinyan'ın başbakanlığa atandığı görevde geçen ay yapılan parlamento seçimlerinden sonra ilk kez bir araya geldi. Ulusal Meclis'teki konuşmasında Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan seçimlerin parlamentoya büyük bir meşruiyet sağladığını belirtti. Nikol Paşinyan'ın kalife devrimini destekleyen partiler sadece oylama sonrasında meclise dahil edildi. Uluslararası gözlemcilerin bu seçimleri demokratik olarak adlandırdıklarını hatırlatalım. Nikol Paşinyan'ın Sivil Antlaşma Partisi oyların %70.43'ünü topladı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Başbakan Nikol Paşinyan'a tebrik mesajı gönderdi. Bugün her zamankinden daha fazla Ermenistan'ın her iki tarafının da akıllı olması ve tüm Ermenistan evlatlarını gelecekleri ve güvenlikleri için bir araya getirme çabalarında yoğunlaşması gerekiyor bu ulusal çaba içinde Sayın Nikol Paşinyan'ı başbakan olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum dedi. Eski yetkililere karşı birkaç hafta boyunca barışçıl, şiddet içermeyen mitingler düzenledikten sonra Paşinyan'ın Mayıs ayında başbakan seçildiğini hatırlatalım. Ancak Ekim ayında Nikol Paşinyan istifa etti ve erken seçim gerçekleşti. Paşinyan'a göre bu durum Kadife devrimin mantıklı bir şekilde sona ermesine yol açtı. Ermeni Apostolik Kilisesi kutsal doğuştan 8 gün sonra 13 Ocak'ta Hz. İsa'nın isim bayramını kutluyor. İsim bayramında tüm Ermeni kiliselerinde bayramsal ayinler gerçekleştirilir. Mandelio ile Napoli'daki Ermeniler İsa'nın doğuşu ve vaftizini kutlamak için bir tören düzenledi. Bu vesileyle Belediye Başkan Yardımcısı Güy Villalonga, Belediye Meclisi Danışmanı Bayan Pascal Belling ve yüzden fazla misafir önünde Batı Ermenistan Başkanı Armenia Gabramyan, Ermeni halkına Güneş Tanrısı Mihir Tapınağı'nın San Peyr Tepesi'nin yamacında bulunduğunu, bununla bölgedeki eski Ermeni inançlarının varlığına tanıklık ettiğini hatırlatarak tebriklerini sundu. Sayın Belediye Başkanı Bayanlar ve Baylar, 2018 yılı ayrıca Batı Ermenistan Parlamentosu'nun seçim yılıydı. Bunun sonucunda parlamenterlerimiz 5 yıllığına seçildi. Yeni seçilen yetkililerimizi birlikte kutlamayı öneriyorum. Can Hazarosyan, Serge Abrahamyan, Violeta Agayan Bu yılın 18, 19 ve 20 Ocak günlerinde seçilen tüm 77 milletvekilleri Batı Ermenistan Parlamento Başkanı ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nı seçmek için Cenevre'de karşılaşacağız. Şimdi biz büyük umutlarla dolu yeniden doğuşu yaşıyoruz. Bu da bize halkımızın beklentilerini doğrulamak ve nihayetinde daha anlaşılır olmak için daha iyi organize olmamızı zorunlu kılıyor. Büyük Savaş'ın 100. yıl dönümünden sonra 2019 yılı Barış Konferansı'nın 100. yılı olacak. Batı Ermenistan için bu 100. yıl eşit derecede önemlidir değil mi ki o Versay Konferansı açısından ki 100 yıl önce Müttefik Güçler Yüksek Komiserliği ve onun ortakları ile Almanya arasında Uluslararası Barış Anlaşması onaylanmıştı. Bunun 434. maddesini analım. Almanya bir yandan müttefik güçler ve ortakları arasında imzalanan barış anlaşmaları ve ek anlaşmaların tam değerini ve bir yandan da Almanya ile savaşmış olanları tanıma yükümlülüğüne sahiptir bu angajmanları onaylayarak ve yeni devletler olan Avusturya Macaristan, Bulgaristan Krallığı sınırlarını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski monarşi toprakları için imzalanan anlaşmaları tanıyarak ve yeni devletleri bu sınırları dahilinde tanımak ki bunlar bu angajmanlar içinde düzenlenmiştir. Sayın Belediye Başkanı, Bayanlar ve Baylar, Sevgili Vatandaşlar, Fransa nispeten belirsiz bir süreci yaşamaktadır. Fakat tarih, Fransa ve Fransız halkının medeniyetleri, pragmatizmleri ve dayanışmalarıyla her zaman zorlukları için ayağa kalktıklarını göstermiştir. Zorlukların üstesinden gelmek ve eskisinden daha iyi olmak için hepimiz bu başarıya katılmalıyız. Size sağlık, azim ve mutluluk dilememe izin verin tecrübe bize ne olursa olsun dostluk, dayanışma, mahalle yaşamının hayatın tüm zorluklarının üstesinden gelmemize izin vereceğini gösteriyor. Kutlu olsun yeni yıl, yaşasın Fransa, yaşasın Batı Ermenistan'ı. Uzun süreli çalışma ve beklentilerin ardından Aterhov'un dünyaca tanınan çalışmasının antoloji kitabı Çiğ Yemek adıyla nihayet yayınlandı. İlk önce ve hatta bizim için de sır olan sponsorlarımıza olanı derin şükranlarımızı bildiririz. Öyle ki ulusal bağlılıkla gerekli olan baskı miktarlarını birliğin hesabına gönderdiler. Sıradaki teşekkürlerimizi Haykyan Birliği'nin üyesi Asıhike Anna Haçadıryan'a ki bir yıldan fazla her gün küçük küçük tercümeler yaparak Aderhof'un başyapıtı olan antolojiyi bitirerek sonunda kendi amacına ulaştı. Umarız bu çalışma Ermeni eğitiminin bilgeliğini yaşamaya çabalayan herkes için faydalı olacaktır. Artsakh Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan, 14 Ocak'ta yıl sonu raporunu özetleyen bir basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı'nın 2018'deki faaliyetlerini sunan bakan, Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusundaki faaliyetlerine değindi. Artsah'ın uluslararası işbirliğinin genişletilmesine ve Azerbaycan'ın Artsah'a karşı yürüttüğü izolasyon politikasına karşı perspektifiyle uluslararası süreçlere katılımın önemine dikkat çekti. Dışişleri Bakanı 2018'de bakanlığın desteğiyle Artsak Cumhuriyeti'nden resmi delegasyonların bir dizi dış ziyareti düzenlemesinin yanı sıra farklı yabancı ülkelerden gelen delegasyonlar ve uluslararası yapılar Artsak'ı ziyaret etti. Artsak Cumhuriyeti'nin çeşitli bakanlık ve departman başkanları düzeyinde de yabancı ziyaretler yapıldı. Dışişleri Bakanlığı farklı ülkelerle işbirliğinin parlamenter diplomasi biçiminde geliştirilmesini destekledi. Bu bağlamda Arsak Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Aşot Kolya'nın Fransa'ya milletvekillerinin de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Orta Doğu'ya ziyaretlerine özel dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs, Belçika, Fransa ve Kaliforniya Yasama Meclislerinden gelen heyetler de Arsak'ı ziyaret etti. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 7. toplantısında Bakü'deki Ermenilere karşı uygulanan pogromlar kınandı. 15 Ocak'ta parlamento oturumu sırasında parlamento başkanı Ararat Mirzoyan şunları söyledi. 1990'lı yılların bugünlerinde Bakü'de Ermenilere karşı uygulanan katliamlar yaşanıyordu. Meclisimizin bütün milletvekillerinin bu şiddet eylemlerini kınayacaklarını düşünüyorum ve bunun yanı sıra dünyanın her köşesinde ayrımcılığa dayanan tüm ırkçılığı reddediyorum. Tarihinde birkaç kez bu trajediyle karşı karşıya kalan bir millet olarak herhangi bir ulusal azınlığa karşı bu tür bir şiddete tahammül edemeyiz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyoekonomik meselelerle ilgili ulusal tartışmaları başlatmak için 15 Ocak'ta Grand Bourtelour'da hareket edecek. Bu tartışmalar devlet başkanının Yaşam standartlarının teşviki, fiyatların ve vergilerin sınırlandırılması için sarı yelekliler hareketine vermiş olduğu vaat üzerine gerçekleşecek. Le Figaro gazetesinin verilerine göre Cumhurbaşkanı ile görüşmelere katılmak için Fransa'daki belediye başkanları davet edildi. Tartışmalar vatandaşların en göze çarpan meseleler hakkındaki görüşlerini ifade edebileceği internet platformunda düzenlenecek. Yetkililere göre tartışmalar şeffaflık ve tarafsızlık atmosferinde gerçekleştirilecek. Daha önce Macron Fransızlara yazdığı bir mektupta pek çok vatandaşın 15 Ocak'tan itibaren ulusal tartışmalara katılmasını istediğini belirtmişti. Fransa Başkanı ayrıca 15 Mart'a kadar 2 ay devam edecek tartışmalar sırasında yasaklı konular olmayacağını da belirtti. Kilikya Ermenistanının Maraş şehrinde geliştirilen nakış işi her ne kadar Ermeni el sanatlarının tek yöresel çeşidi değilse de ayırt edici özelliklere sahip. Maraş işi nakışların kendine özgü desenleri vardır. İsimleri de çeşitlidir. Kimisi ismini gündelik eşyalardan, fincandan almıştır. Kimisi de daha mistik çağrışımlar yapar. Yedi dağın çiçeği gibi Desenler çoğu kez Ermeni dünyasının farklı yerlerinde bulunan örgü şeklinde oymalar ya da haçlar gibi mimari motifleri çağrıştırır. Genellikle koyu renk zemin üzerine mavi ya da kırmızı iplik kullanılarak bazen de özel önemi olan eşyalar için inci dikilerek ya da altın ya da gümüş iplikle sırma şeklinde yapılır. Evlerin süslenmesinde kullanılanların ya da çeyiz sandıkları için yapılanların dışında nakış işleri aynı zamanda bir ihraç ürünüydü. Maraş bölgesinde kumaş dokma ve bununla bağlantılı el sanatları yaygın bir ekonomik faaliyet koluydu. Erkekler ham pamuğu temizler, döver ve kurutur. Kadınlar da onu eğirerek çeşitli kalınlıklarda ipliğe dönüştürürlerdi. Boyama işinde boya yerel bitkilerden, mineral ve hayvan ürünlerinden elde edilir. Kimyasallar sahneye daha sonra çıkacaktı. İplikle ilgili diğer işlemleri erkeklerle kadınlar birlikte yaparlardı. El işi tabii ki en ince ipliği gerektirirdi. Evde kullanılan işlemlere dönecek olursak, Ermenistan'da ve sürgündeki diasporada dantel işi özellikle daha eski örneğin ailenin atalarının geldiği bölge ya da şehre özgü geleneksel tarzda ise aile yadigarı değerindedir. Bu tür işlemeler bazı evlerde hala kuşaktan kuşağa, çoğu kez anneden kız çocuğuna ya da büyük anneden torna aktarılır, kimi zamanda okullarda ya da cemaat örgütlerinde öğretilir. Ermeni elişi ve zanaatlarının bölgeden yok oluşu 1894'ten 1923 yılına kadar planlı bir şekilde Ermeni halkının yok edilmesi sonucudur. Ve bu durum sanat alanına da büyük darbe indirmiştir. Ancak Ermenilerin yerel meslekler ve ticaretteki etkinliklerinin halkın belliğinde hala yaşadığı Maraş gibi yerlerde onların geride bıraktıkları miras varlığını sürdürüyor. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Van Halk topluluğundan Baraka eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.